Bundan sonra Zeynep'in her şeyiyle eskisi gibi sen meşgul olacaksın. O deli karının yanından da onu uzak tutacaksın. Emredersiniz ama... Aması maması yok. Hadi yürü. Sizlere gelince, İstanbul'un her tarafını karış karış arayıp, o adamı bulup bana getireceksiniz. Evet, Necati'yi arıyoruz. İki gündür işe geldiği yok, görmedim. Eminim adamlar İstanbul'un her yerinde bizi arıyorlardır. Bir gün burasında bulurlarsa hiç şaşmam. Size taze çay getirdim. Sağ ol teyzeciğim. Bu kadar tehlikeyi göze aldık, ne oldu? Sonuç sıfır. İşte gazeteleri okudum. Kız yarın evleniyor. Bu sefer zehir hafiyeliğin sökmedi. Dur bakalım, kız daha evlenmedi ki. Anlamadım. Oo, hoş geldiniz hanımefendi. Şeref verdiniz beyim. Gelinlik daha gelmedi mi? Hayır, bekliyoruz. Gelmedi daha. Gelinliği almaya kim gitti? Hasan'ı gönderdim. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Zeynep Hanım'ın gelinliğini almaya geldim. Biraz evvel iki hanım gelip gelinliği aldılar efendim. Şu halimize bak. Kadın kılığına girmiş iki adamın nasıl öldürüldüğünü hangi polis sobanın kaçıncı sayfasında yazıyor? Kapa çeneni. İstesek de istemesek de biraz sonra çenemizi kapayacaklar. Nedir bu başımıza gelenler be? Merhaba. Merhaba, merhaba. Kimi aradınız? Gelinliği getirdik. Acaba gelin hanımın odası merhaba, nerede? Merhaba. Kendisini hazırlayacağız da. Sağdan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir dakika. Aha. Neden bu kadar geciktiniz? Ancak hazırlandı efendim. Sizinle daha evvel tanıştık mı? Sanmıyorum efendim. İlk defa karşılaşıyoruz. Bir erkek kardeşiniz var mı sizin? Hayır efendim. Kız kardeşim var. Ama kendisini tanıyacağınızı sanmıyorum. Çünkü merzi fonda oturuyor. Ya. Ya. İzninizle. Yürü kız abla. Girin. Nerede kaldınız ayol? Aman sus. Gelinliğinizi getirdim küçük hanım. Başınız da parçalansın. Ne kadar da sinirlisiniz küçük hanım. Ama doğru. Genç kızlar nikahlarında hep sinirli olurlarmış. Olamaz. Oldu. Cemal sen. Evet ben. Karı gene çıldırdı. Yalnız kalacaksınız müsaadenizle. Dediklerimi sakın unutma. Tamam mı? Zeynep herhalde hazırlanmıştır. Gidip getireyim. Oo çok iyi olur. Zaten biraz da geciktik. Müsaadenizle. Tamam mı oğlum? Hazır mısın kızım? Hazırım, geliyorum baba. Sayın davetliler, Anakent Belediye Başkanı'nın vekili olarak burada Şehmuz Karaoğlu ve Mahmut Yıldırım'ın kıymetli yavrularının nikahlarını siz değerli misafirler ve şahitlerin huzurunda kıymak için toplanmış bulunuyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak soruyorum. Siz Şehmuz kızı Zeynep Karaoğlu, Mahmut oğlu Cem Yıldırım'ı koca olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, kabul etmiyorum.
Anlamadım efendim. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Zaten imkansız. Ama baba, bu kadın erkek. Ha? Sen direksiyona geç, ben elbise değiştireceğim. Bu ne demek oluyor Karaşehir Muz? Açıklama istiyorum. Kör müsün be? Bende ne olduğunun farkında değilim ki. Bu bir namus meselesi. Derhal açığa kavuşmalı. Aksi halde bu işi kan temizler. Kes sesini be. Bana. Kansa kan. Bana. Hayret sana, ne olmuş? Kendini kolla Karaşehir Muz. Ölümün benim elimden olacak. Asıl sen bir an evvel buradan çıkıp gitmezsen senin ölümün benim elimden olacak. Yak be. Girin. Girin. Abi, söyle abi, oğlum. Abi. Söyle kızımı nereye kaçırdın? Söyle. Vurulun. Nine. Nine. Hayır baba, onun hiçbir suçu yok. Bütün suç bende. Hayır, suçlu olan benim. Kızınızı ben kaçırdım. Yalan söylüyor baba. Onu kaçıran benim. Vuracaksan beni vur. Benim hayatımı kurtarmak için kızınız yalan söylüyor. Kızınızı seviyorum. Allah'ın emriyle onu sizden istiyorum. Aksi halde ateşleyin silahını. Kızınızdan ayrı yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum. Ulan, çarşafa büründün, kabadayı oldun, hoca oldun, bunlar yetmiyormuş gibi bir de kadın olup karşıma çıktın. Senin gibisine silah çekmek değil, ancak helal olsun denir. Kızı sana verdim gitti. Aa! Babacığım. Öpeyim kayınpederim. Allah sizi bütün kötülüklerden korusun. Amin. Gene su koy verme lan. Affedersin kayınpederim. Gülme lan. Bakın şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran, babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Belmondo'ya benziyor, değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem. Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak. Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo! Zaten her filmde o kadar değişir ki... Harika, müthişsiniz! Sahi mi? Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yo, görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın! Ay! 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 Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Atasözü benim değil.
Kardeşlerinizin istediği moda dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Hadi bakalım. Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Başka yaptıracak yer bulamadılar. Al anne. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun, el birliğiyle alalım şunları. Evet evet, önce buradan gelin. Hadi gelin, hadi bakın, çabuk olun, çabuk. İnşaat çok çabuk ilerliyor değil mi? Gene manyaklaştı bu karı ya. Hoş geldin. Bizimkiler çok sevinecekler. Ayten, Nurten, bakın kim geldi. Hoş geldiniz. Size en yeni moda dergilerini getirdim. Aa, ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm. Bakma lan bana öyle. Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar Bey'in kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da senin yaptığın şu işe bak. Yanına bile çıkmıyorsun. Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya. Allah Allah. Buraya bizim için mi geliyorlar sanıyoruz? Bilmem. Tüp gaz kuyruğu için de gelebilir, ampul almaya da gelebilir. Alayı bırak abi, gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya. Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor. Hayat bu, belli olmaz. Gelebilir de, gelmeyebilir de. Ne demek gelebilir de, gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur, gelemez. Asfaltlanmıyordur, gelebilir. Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz. Ak akçe kara gün içindir. Saçmalamayı bırak. Mustafa, oğlum. Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum. Hemen söz keselim. Arkasından da hemen nişan. Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be! Sıktınız ya! Aa! Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın. Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum babişko. Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur. İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum. Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur. Razı oluyorsun değil mi tonton babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocuğum. Canım annem. Şimdi güzel güzel uyurum artık. İyi geceler. İyi geceler yavru. Yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım. Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen. Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey. Kimi severse güzel odur. Biliyorum. Biliyorum hanım. Onun için firavun gibi davranıyorum. İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye. Fazla ileri gitme bey. Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır. Anne! Sen uyumadın mı kız? Uyku tutmadı. Diyorum ki abim şu Zülfikar Bey'in gözüne bir girse... Belki kızını abime verir o zaman. Kız sen de mi uyumadın? Beni de uyku tutmadı. Ne güzel, biz de o zaman çalışmayız. Sabah erkenden kalkmak da yok. Apartmandan da bir kat verirler, şu rezillikten kurtuluruz. Yaşasın, o zaman çeşmeden su taşımak da yok. Musluğu açınca şarıl şarıl su. Leğende yıkanmak da yok, pırıl pırıl banyolar, tuvaletler. Ya mutfak?
Belki buzdolabımız bile olur. Bir de hava gazı fırınıyla çamaşır makinesi. Hepimiz bir odada yatmaktan da kurtuluruz. Bana da bir bisiklet alır. Bak o zaman sıkıysa balina desinler mahallede. Hepsinin çenelerini kırarım. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. Hadi uyuyun artık. Erken kalkacaksınız.